Aldatıp getirdiler evden anamla beni. Gelip attılar orada kurban taşını beni. Sundular adak diye başımı Tanrıçaya. Fakat yatışmıştı o. İstemedi kanımı. Kurtardı. Aldı beni. Kırmadı kanadımı. Bir buluta sararak ırak etti gözlerden. Ancak bu tapınakta göz açtım bu ölümden. Benim o İfigenia. Torunu Atreus'un. Agamemnon'un kızı bu seninle görüşen ve malı Tanrıçanın. O beni mal edinen. Merhaba sevgili patronlar. Bu bölümde yine babasının ya da ailesinin çıkarları için kurban edilmiş bir kadının, İfigenia'nın hikayesini konuşacağız. Ortam gürültülü biraz, kusura bakmayın. Benim yeni evim böyle, yani biraz gürültülü etraftaki e, toplu taşıma araçlarından dolayı işte uçağı var, treni var, e, böyle otobüsler vesaire. Öyle bir yerdeyim artık. O yüzden sesin kusuruna bakmayın. Bu hikayede adını duyacağınız karakterler Agamemnon, Artemis ve Ifigenya. Agamemnon kimdi hatırlayalım. Kendisi Miken kralıdır ve Sparta kralı Menelaos'un abisidir. Hatırlayın Menelaos Helen'le evliydi. Helen Truva prensi Paris'te kaçınca Menelaos abisi Agamemnon birlikte bir ordu toplayıp Truva'ya savaş açmıştı. Ifigenya Agamemnon'un kızı. Artemis, Zeus'un kızı, Apollon'un kardeşi, okçuların ve avcıların tanrıçası. Hikaye şöyle. Agamemnon ve ordusunun Truva'ya savaş açmak için çıktıkları yolda bir ara Artemis'in kutsal korusuna girerler. Ve Agamemnon Artemis'in geyiklerinden birini vurup bir de üstüne Artemis'ten bile iyi bir avcıyım diye böbürlenir. Mitolojide tanrılar bu tarz böbürlenmelere aşırı sinirlenirler bilirsiniz. Artemis hele böyle küçümsenmelere hiç gelemez. Rüzgarları durdurarak Agamemnon'u cezalandırır. Çünkü rüzgarlar durunca gemiler yelken açamaz ve yüzden fazla gemiden oluşan koca ordu Truva'ya doğru ilerleyemez. Bekledikleri her gün zarardır. Kahinler Artemis'in kızgın olduğunu söylerler. Agamemnon hatasını anlar ancak Artemis'in onu affetmek için bir şartı vardır. Kızı Ifigenya'yı kurban etmesi. Agamemnon önce buna karşı çıkar filan ama sonra Menelaos ve Odysseos'un ısrarlarıyla kabul etmek zorunda kalır. Agamemnon kızını yanına çağırtır ve onu kurban etmeye hazırlanır. Hikayenin bundan sonrasının farklı versiyonları var. Bazı söylencelere göre Agamemnon kızı kurban eder ve Artemis Agamemnon'u bağışlayıp rüzgarları serbest bırakır. Bazı söylencelere göre ise Agamemnon tam bıçağını çıkartmış kızın boynuna yaklaştırırken Artemis kızı acır. Çünkü İfigenia babasının bu seferi gerçekleştirmesi için kendisini kurban etmesi gerektiğini olgunlukla kabul etmiş ve taşkınlık çıkarmadan boynunu uzatmıştır. Artemis kızın bu olgunluğuna hayran kalır ve onu oradan kaçırır. Yerine bir geyik koyar, kızı Taurise yani bugünkü Kırım'a götürüp tapınağına rahibe yapar. Agamemnon onun yerine Artemis'in koyduğu geyiği kurban eder. Burada kızın kurtulup yerini bir hayvanın kurban edilmesi size başka bir dini hikaye anımsattı mı? Şimdi çok kısaca zamanda atlama yapıp hikayenin devamını anlatayım. Truva Savaşı bitip Agamemnon sarayına döndüğünde kızını kurban ettiği için ona kızgın olan karısı Nesra ve aşığı Agamemnon'u banyo yaparken öldürürler sonrasında da oğulları Orestes babasını öldürdü diye annesini kı kızarak Nesra'yı öldürür tam bir trajedi yani Hikayenin devamını da anlatayım. Orestes babasının öcünü almak için annesini öldürdükten sonra Elinyeler onu musallat olur. Biliyorsunuz aileden birini öldürmek çok büyük günahtı ve Elinyeler onu çıldırtana kadar takip ederler. Orestes onlardan kurtulmak için ne yapması gerektiğini kahinlere danışır ve Tauris'e gidip Artemisin tahta heykelini Atina'ya getirmesi söylenir. Bu tahta heykellerin bulundukları şehirleri koruduğu, onlara bereket getirdiği söylenir. Orestes oraya gittiğinde yerli halk tarafından esir alınır ve kadere bakın ki kız kardeşi Ifigenia da buradaki Artemis tapınağına hizmet etmektedir. Tabi Ifigenia'nın orada olduğundan kimsenin haberi yok. Çünkü o kurban etme ayini sırasında Artemis kız alıp kaçırmış diye hani ondan beri kimse haberini alamamış. İfigenya'nın hizmet ettiği bu yerde deniz kazasıyla ülkeye gelen herkes gelenek olarak kurban ediliyordur. Orestes ve beraber seyahat ettiği arkadaşı da buraya bu şekilde düştükleri için tutuklanıp kurban edilmek üzere tapınağa getirirler. İki kardeş önce birbirlerini tanımazlar ama sonra gerçeği anlarlar ve birlik olup bir şekilde Athena'nın da yardımıyla şehirden kaçarlar. Yunanistan'a giderler. İfigenya buradaki tapınakta Artemis'e hizmet etmeye devam eder. O hikayesini belki gelecek bölümde daha detaylı işleriz. önce 400 yıllarda yaşamış tragedya şairi Euripides'in yazdığı Ifigenia Aulis'te adlı bir oyun var. Bu oyun günümüze kadar da defalarca sahnelenmiş. Hatta senfonileri, operaları yapılmış. Bir de Barry Unsworth'un 2004'te yayınladığı Kralların Şarkıları adında bir roman var. O da bu hikayeyi konu alır. Netflix'te Truva, Bir Şehrin Düşüşü isimli mini bir dizi var. Daha önce önermiş olabilirim. Dizide bu hikayeye yer verilmişti. Hatta hikayeyi aynı antik dönemde yazılmış Kupriya adlı şiirdeki gibi anlatmışlar. Agamemnon kızını orduların olduğu yere getirtmek için onu Akileus'la evlendireceği yalanına uydurur. Kız da heyecanlı heyecanlı gelip kurban edileceğini öğrenir. 1977'de yayınlanan İfigenia adlı Yunan yapımı filmde aynı hikaye konu alır. Eski çekimlerden rahatsız olmuyorsanız izlemeyi deneyebilirsiniz. Nicole Kidman'ın oynadığı Kutsal Geyiğin Ölümü diye bir gerilim filmi var. Onun hikayesinde de adından anlayacağınız üzere bu hikayeye gönderme var. İfigenia'nın adının İfianassa diye geçtiğini duyarsanız şaşırmayın iki türlü de kullanıldığı olmuş. Şimdi hikayedeki karakterlere bakacak olursak. Agamemnon aslında kızını seven bir baba. Kurban etmesi gerektiğini ilk duyduğunda da dehşete kapılıyor. Ama yine de sefere çıkabilmek için kızını kurban etmeyi göze alıyor. Burada verdiği karar tabii ki bize korkunç geliyor ve bunu meşrulaştıracak bir şey yok. Ama çok ufak bir parantez açmak lazım belki. İntikam, savaş ve azılı bir insan topluluğu bir yere gelince insan normalde yapacağını hiç düşünmediği şeyler yapabiliyor belki. Menelaos'un karısının kaçmasından dolayı duyduğu öfke, intikam hırsı ve savaşmak için toplanmış bir koca ordu dolusu adam var. Bir de burada Odysseus'un ikna gücü de var. Agamemnon kızını kurban etsin diye Odysseus onu korkutup eğer bunu yapmazsa ve sefer iptal olursa bu bir sürü adamın kendisine çok öfkeleneceğini, ayaklanacağını ve belki krallığını dahi tehlike atabileceğini söylemiştir. Agamemnon işler diğer türlü de kötüye gidecek nasılsa, bu adamlar ayaklanırsa bir gücüm kalmayacak hatta bütün ailem yok olabilir diye düşünerek kızını kurban ediyor. Tabi Odysseus aynı durumda olsa o kadar kolay razı olur muydu hiç sanmıyorum ama yine de Agamemnon'u ikna ediyor. Ifigenion'un annesi Klitemene'sinin kocasına kızını kurban ettiği için kızgın olması doğal, değil mi? Yani herkes bunu doğal karşılar sanırım. İntikam almak için öldürmek istemesini de hikayenin mantığı çerçevesinde anlayabiliriz. Ama bunu ile beraber yapması biraz işin rengini değiştirmiş açıkçası. Sanki kızın intikamını almak için değil de aşıyla rahat rahat takılabilmek için kocasını öldüren bir kadın imajı da veriyor. Halbuki belki de öyle değil. Belki gerçekten Kritem Nesra o olayın olduğu ilk günden beri Agamemnon'u savaştan döner dönmez öldürmenin hayalini kurdu. Aşıyla hiç ilgisi yok. O sonradan çıkan bir detay sadece belki ama bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ya yani bir detay bir insanın imajını nasıl değiştiriyor? Acılı bir anneden aşığıyla rahat takılabilmek için kızını bahane eden bir anneye dönüştürebiliyor. Orestes bana az düşünüp dürtüleriyle hareket eden bir adam gibi geliyor. Maalesef kendisine pek saygı duymuyorum o yüzden. İfigene'ye gelince onun yerinde olmak çok zor tabii. Euripides'in oyunda yazdığı versiyonda Ifigenia annesiyle oğul ise Akileus'u evlendirme bahanesiyle getirilip gerçeği öğrendiğinde Agamemnon'u vazgeçirmek için annesiyle beraber onu ikna etmeye çalışır ama nafile. Bu arada Akileus da Agamemnon'a yalanında kendi adını kullandığı için çok kızgındır ve bu yüzden Ifigenia'yı korumak için her şey yapacağına onur üzerine yemin eder. Akileus bilek gücüyle Ifigenia'yı koruyacakken Ifigenia birden uğraşmaktan vazgeçer. Sakin bir şekilde babasına tamam der. Kurban edilmeye hazır olduğunu söyler. Israrla, yalvarmayla babasının bundan vazgeçiremeyeceğini anladığında Akileos'un korumasıyla hayatta kalmak istemez. Burası bana çok dokunuyor. Çünkü babasının kalbinin o yalvarmalara rağmen yumuşamayacak kadar taşlaştığını, kendisini kurban etmeye hazır olduğunu görünce başkasının korumasıyla hayatta kalmanın bir anlamı kalmıyor. Bu çok dokunaklı. Tabii bu olayı bazı uzmanlar İfigenia dönemi şartlarında babasının kendisini kurban etmekten başka yolu olmadığını biliyordu. O yüzden kolay ikna oldu tarzında yorumluyorlar. O da ayrı. Hikayenin sonunda onca şeyin ardından İfigenia ve Orestes'in tekrar kardeş olarak birlik olmalarını ne diyorsunuz? Kardeşlik sizin için ne olursa olsun sonunda birlik olunur dediğiniz türden bir bağ mı? Yoksa bazı şeyleri kan bağı affettiremez diyenlerden misiniz? Elif Şafak'ın İskender diye bir kitabı vardı. Bu öyküyle benzeştirilebilecek nüanslar var orada. O hikayeyi anlatan kadın o olaylardan sonra kardeşiyle birlik olmaya çalışsa da çok zorlanıyordu. Aklıma o geldi bu hikayeyi anlatırken.